Evet, 2.87 kilometre, yani 2.8 kilometre. %3'ten başlayan, %4'ten başlayan bir eğim gösterdi şimdi Garmin. Buradan itibaren aşağı ineceğiz ve yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Buraya kadar zaten çok hızlı geldik, yani o 109'dan sonra. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Viraj aldığı kısımdan itibaren abone olduğunuzda sizlere daha kaliteli içerikler sunabiliriz. Burada bir kameranın şarjını kontrol etmem gerekiyor. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar, devam. Şu an %2 ile iniyoruz. Sıfır noktasındayız şu an yolun. Buradan soldan devam ediyoruz. Sağa dönmüyorsunuz. Konya İncek çevre yolu kısmından devam. Sıfırdan Anayasa Mahkemesi'ne kadar %4'lü bir çıkış var. Anayasa Mahkemesi'nden sonra rahatız. Tatlı bir çıkış. Şurada dinlendiriyor. Hafiften dinlendiriyor çünkü. Soldan gideceğiz. Benim sağa yanaştığıma bakmayın. Ben trafikten dolayı sağa yanaşıyorum ama soldan devam edeceğiz. Evet, ahlatı ve soldan devam. Buradan çıkış başlıyor. Sert bir çıkıştır. %4'te başlıyor. Zemin de sert. Tutan bir zemin. Siyah asfalt. Sağa kontrol ediyorum ve sağa geçiyorum. Sert bir zemin yine. %4. %5. %7. Burası artık bizim Ankara'da antrenman yaptığımız, geçen sene Ankara Gran Fondo'nun sağ çıkışı benzer, pardon, inişi burası. Önceden buradan geliyordunuz, aşağı iniyordunuz. Şimdi girişteyiz. Hala %7. Devam. Karşıda Anayasa Mahkemesi. Yani bu çıkış ufak inişleri saymazsanız, yani çok çıkış var. Şeyden çıkış başlıyor kısa da. Benim size dediğim eşek öldürenden, Hoşdere'den başlıyorsunuz. Buraya kadar çıkış. Şu karşısı Anayasa Mahkemesi. Oraya kadar çıkış.
abone olarak destek olabilirsiniz. Abone olduğunuzda sizlere daha kaliteli içerikler sunabiliriz. %6 ile. Yani böyle düzgünle bakmayın arkadaşlar. Birçok yer sizi yanıltıyor. %6 çıkıyor şu an. Gerçi bugün de recovery mi yaptık? Yokuş mu çıktık? Yokuş antrenmanı mı oldu? Vallahi yokuş antrenmanı oldu ya. Güya dinlenme antrenmanı yapacaktık. Yani neyse. Her ilerleme bizim için bir gelişimdir. Devam. Camlar varmış. Yani kısanın etabında öyle ahım şahım bir yol bozukluğu yok. Yollar cillop. Yol sıkıntısız. Ufak şu sağ kısımlarda cam parçaları var ama onlar zaten temizlenir. Belediyenin bir aracına bakar. Geri kalanında yol da kapanacağı için çok güzel bir etap. Yani zaten pazar günü Ankaralılar uyanmadan biz etabı bitirmiş oluruz zaten. Kısa, uzun da yarım saat geç gelecek. İnşallah uzununda çekimini şeyde yapacağım. Pazar antrenmanımızı yapacağım arkadaşlar. Aynı rota devam ediyor ama uzun dönüşünü ben size göstereceğim. Uzunu da işte o dönüş noktasına itibaren çekerim. Burası Anayasa Mahkemesi. Buradan devam ediyoruz. Buraya kadar çıkış hala %3. Devam. Kalan eğim 70 700 metre. Köprünün altına ineceğiz. Köprünün altından eğimle aşağı doğru tekrar bir çıkış, kısa bir çıkış. Artık yokuş bitiyor. Yani sağlam yokuşlar bitiyor. Yani buraya kadar. Buradan sonra zaten şu bulunduğum noktaya geldiğinizde artık çoğu şey bitmiş demektir yani. Buradan sonra artık başlayacaksınız basmaya. Buradan devam ediyorsunuz. Artık buradan hızlı bir şekilde tabii. Köprünün altından kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Şu tepe noktasına abone olduğunuzda sizlere daha kaliteli içerikler sunabiliriz. Olay bitiyor yani. Yani çok ufak ufak şeyler var ama onlar sorun olmayan şeyler. Evet, devam ediyoruz. Sağlam.